sen öldür. Abiler kolay gelsin. Abi onun sen buradan arıyorsun lan. Osman Aga seni görürse burar vallahi ha. Şşş oğlum Osman Aga durak da hadi kes. Şşş yallah yallah yanlış mekan yanlış zamanda. Hadi yürü. Sinan abi o zaman sen gel buraya çünkü acil kodlu konuşmamız lazım. Abi acil kodlu konuşma mı? Acil kodlu konuşalım bakalım. Ne? Acil kod ne demek be? Toprağım aldık haberleri ya. Bu sefer de Osman Aga seni baltayla kovalamış. Abiler gülmeyin ya. Yani çok çaresizim. Dilek'le evlenmezsem ben intihar edeceğim ya. Ulan sen manyak mısın? İntihar edince Osman Aga Dilek'i sana verecek mi zannediyorsun? Dalga geçmeyin abi ya. Ben Dilek'le evlenmezsem hiçbir şeyim. Yani dileksiz hayat bana ölümden daha beter ya. Ben en iyisi kendimi öldüreyim ya. Oğlum sakin ol kendine gel. Ya dur ne diyorsun? Ya abiler bu gerçekten de canına kıyacak da. Oğlum bana bak sen bu kızı gerçekten seviyor musun? Canımdan çok seviyorum dedim ya abi. O zaman bazı rikişleri göze alacaksın, direği kaçıracaksın. Hırs! Akam saçmalama. Ne kaçırması? Osman Akam var ya bunu var ya öldürür ya. Hem bu devirde kız kaçırma mı kaldı ya? Bu devirde kız kaçırma mı kaldı? Ha. Pardon Seyit Efendi, biz Urfa'ya niye gittik? Zeyno'yu nasıl aldık, getirdik, kaçırdık? Ya ağam kurban olayım, o farklıydı. Biz birbirimize aşıktık bir kere. Ve onun zalim babası Zeyno'yu bir ev vermiydi. Ondan dolayı bunlarınki aynı değil. Nasıl aynı değil? Bu çocuk Dilek'e aşık mı? Dilek de buna aşık mı? Bu içerideki zalim Osman Dilek'i bu çocuğa veriyor mu? Nasıl aynı değil? Aynı işte. Ha, aynı. O zaman kaçırabilirsin kardeş. İyi de yani ben tek başıma Dilek'i nasıl kaçırayım? Hem Osman baba öldürür beni ya. Niye tek başına ya? Biz ne güne duruyoruz? Bak Seyit var, ben varım, Ali Kefal var. Öyle değil mi? Hadi bakalım. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Aha kurban olan beni bu işe karıştırmayın. Ben sizle kız kaçırmaya gelmeyeceğim. Seyit, Urfa, Zeyno. Ha, tamam karıştırabilirsiniz o zaman. Hadi bakalım. Hadi neyse sen şimdi Dilek'e mesaj at. Akşam hazırlığını yapsın biz onu kaçırırız. Emre oğlum ya bırak artık yeter ders çalıştı. Bırak biraz dinlen ya. Hayır bir şey değil gözüm bozulacak. Bugün çok önemli bir sınavım var Nuri baba. Konuları gözden geçirmem lazım. Emre sen var ya sen. Bu durağın kururusun be çocuğum. Vallahi billahi. Sağ ol Osman abi. Kardeşim her eve böyle bir evlat lazımdır ya. Osman abi telefonda mesaj geldi. O benim telefonum değil kızım. Kardeşlik senin telefonun çalar. Benim telefonun sesi öyle diyeceğim. Benimki de değil ama. Ya Osman abi sana mesaj geldi. Ben... Mektup işareti bana gelmiş mesaj. Daha telefonun sesini tanımıyor. Dur bakalım hangi uzak mesaj göndermiş Dilek'in telefonuna. Çin'e yollamış. Aşkım hazırlığını yap. Annene babana evden bir yalanlar gönder. Bak 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 bak. Akşam saat 8'de gelip seni kaçıracağım. Osman hayırdır ya? Mesajı görür görmez Metin benzin attı. Kötü bir şey mi oldu Osman abi? Kredi kartı ekstrası gelirse al harcamalar biraz. Evet yani Metin benzin bu kadar attığına göre Safiye biraz fazla kaçırmış harcamayı ha? Evet. Bu gece birileri ben de harcayacağım ama bakalım kimleri. Büyük bir heyecanla bekliyorum. Gel kaçır beni aşkım. Allah! Bu gece sevdiğime kavuşacağım abiler. Tamam sen git. Ben şimdi planı bir kez daha gözden geçireceğim. Hadi. Hadi. Bana ver şunu. Arkadaşlar planı açıklıyorum. Açık şimdi. Buyurun efendim Akasya Durağı. Tabii efendim var. Adresi alayım. Tamam efendim hemen gönderiyorum. İpek kızım. Hadi git Sinan'a haber ver. Fırlasın hemen. Gürsel Sokak 42 numara. Hadi yavrum. Tamam Nuri baba. Hemen söylüyorum. Sinan abi. Gürsel Sokak numara 42. Tamam İpek'im, böceğim, çiçeğim. Sinan abi kalkışa geçiyor. Hadi bana müsaade. Çıplığı ver. Aç. Sinan abi. Safiye gelin bakalım oraya. Hı. Çabuk
pıdanızı pırtınızı toplayın. Yallah dışarı. Haydi yallah. Aa Osman, sen bizi evden mi kovarsın? Sen ne yaparsın be adam? Yoksa benim yerime başka kadın mı getireceksin? Sen ne insafsız bir adamsın. Hadi beni kovarsın, bu kızçaları da mı kovarsın bu evden? Yazık, günah değil mi bu çocuklara? Hayır, benim haberim olsaydı ben bir ay önceden kendime bir koca ayarlardım. Ama şimdi senin yüzünden bir ay kocasız kalacağım. Sen bana bir olay boğarsın, öldürürüm seni. Anne, ya çocukların yanında kavga mı ediyorsunuz, deli misiniz siz? Ama baksana anana canım, neler söylüyor bana ya? Asıl sen kendine bak, bizi evden gönderip eve kadın atacaksın değil mi? Ne saçmalarsın be Safiye, hadi seni kovdum diyelim. Ne kızlarımı kovar mıyım? Onlar benim canlarım, ciğerlerim, yüreğimin, ciğerimin bile parçaları. Peki o zaman neden gönderirsin? Şu alt sokağa sirk geldi. Safiyeciğim bak, sizde sirk bilata aldım, sizi sirke göndereceğim. Kızlar dünyayı öğrensinler, zebraları görsünler, ondan sonra zürafaları görsünler, maymunları görsünler. Belki de sen de orada akrabalarını görürsün ha. Ay çok komik. Ay neyse, içime su serpildi. Senin de günahını aldım uzmanım. Sen de gelsene bizimle sirke. Yok yok be, yok. Benim başım ağrıyor biliyor musun? Ben şöyle yatacağım, bacak bacak üstüne atacağım. Biraz dinleneceğim şuradan. Ya benim ne işim var çocuk sirkinde? Ben gitmesem olmaz mı? Aa, olmaz, olur mu? Annene ve kız kardeşine göz kulak ol. En aklı başında olan sensin kızım. Ha, hadi kızçeler gidelim o zaman. Kalkın, kalkın, kalkın. Hadi bakalım. Hadi, hadi Allah'a ısmarladık. Hadi, hoşça gidin. Devalisini gönderdiğime göre şu çınar susarını çağırayım da onun da canına okuyayım. Babamlar dışarı çıktılar nokta, gelip beni kaçırabilirsin aşkım nokta. Gönder. Zzzzt. Gitti. Tamam. Şuna mesaj gel, durun. Ne yazıyor toprağım? Osman Ağamlar evde miymiş? Osman Ağamlar evdeyse ben gelmem. Ha, Seyit abicim haklı. Yani Osman babacığım delidir. Vallahi bizi öldürür. Ya siz ne biçim adamsınız ya? Ne korkaksınız, ne ödleksiniz ya? Ondan değil. Osman Ağamlar evdeyse yani hani bizden bir zarar gelmesin ondan. Korkmayın. Korkmayın abiler. Dilek herkesi göndermiş. Evde yalnızmış abi. Ha bu. Arkadaşlar, saraydan kız kaçırma operasyonu başlıyor. Rananam. Ya adam kurban olayım, şöyle sesleri çıkarma. Osman ağam kesin evde yok. Ya Sinan abicim, yani Osman abicim gitmeyip de evde durmuş olabilir mi yani? Olamaz mı böyle bir şey? Ben çok korkuyorum. Acaba Dili'yi arayıp da teyit mi etsek? Ulan ne kadar korkak heriflersiniz ya. Bir de erkek olacaksınız. Yürüyün lan. Hadi. Kapı açıkmış Sinan abicim. Oğlum işte Dilek açık bırakmış. Harika yapar. Girsene. Hadi Seyit, hadi. Hadi hadi. Ya ne? Ya Sinan abicim ya, her yer çok karanlık, bir lamba falan yaksak mı? Şşş, sakın ha! Osman ağam komşuya gitmiştir. Maazallah görür ışığı, gelir tepemize biner ha. Seyit doğru söylüyor. Çınar bana bak lan, Dilek'in odası hangisi? Bir dakika abi. Dilek! Aşkım biz geldik, neredesin? Bunlar kız kaçırmaya kaç kişi gelmiş olabilirler be. Neyse, isterse bir orduyla gelmiş olsunlar. Hepsini tepelerime ver Allah. Buradayım aşkım, gel gel! Bu ses Dilek'in sesine hiç benzemiyor. Ya Seyit sen ne kadar korkak bir adamsın ya. Oğlum senin için de kız kaçırdık lan, ta Urfa'dan. Yürüyün hadi. Ya ne lafçı adamsın sen ya. Abiler önce ben gireyim ha. Dilek aşkım. Eşek ölüsü gibi derin bakalım Çınar Efendi. Her sıra bende, ben gireyim. Hadi bakayım. Çınar, Dilek, nereyesiniz la? Vay namkör vitaminsiz vay. Demek Dilek'i kaçırmaya yardım eder ha? Buyurun. Seyit, ulan sen ne korkak bir adamsın ya. Girsene oğlum içeri.
Ya kan korkaklıkla ne ilgisi var? Sen benim büyüğümsün, ondan diyeyim ya. Ya geç hadi, uzat, geç, geç. Toprağım neredesiniz? Şuraya bak. Seyit de karışmış aralarına. Tövbe tövbe. Ulan giren çıkmıyor. Bir de ben gireyim bari. Aa bu. Bir kız kaçırmaya kaç kişi gelmiş bunlar be? Vur vur bitmez. Başka kimse var mı acaba arkada? Demek Osman Ağa'nın kızını kaçırmaya yeltenirsiniz öyle mi? Ben şimdi size gösteririm. Hadi bakalım susaklar. Cehennem zebaniniz geldi. Uyanın bakalım, uyanın. Uyanın canım sizi. Hadi. Sen benimsin bu ya. Ne yapıyorsun? Bayısın doktorsun yerine. Osman babacığım, ne ediyorsun? Ne yapıyorsun ya? Yakacak mısın bizi? Evet, yakacağım. Çünkü siz cezalısınız. Siz benim kızımı kaçırmaya kalktınız. Osman baba, insan insanı yakar mı ya? Ben size dedim. Ben size dedim kız kaçırmaya gitmeyelim, başımız belaya girer diye. Bu deliğin sesi değil dedim. Beni dinlemediniz. Bağırma be. Osman baba, benim hiçbir suçum yok. Yani Sinan abi tuttu kolumdan getirdi, dedi ki bir kızı kaçıralım dedi. Ben de istemedim, zorla getirdi yani. Çınar, sen Çınar falan değil misin? Sen düpedüz keresteymişsin. Şurada yanacağı satıyorsun beni ayaküstü ya. Süleyman bakalım. Sizi nasıl pişireyim yani? Çok piş piş mi orada mı, yoksa az piş piş mi seversiniz? Osman aga çiğ olsun, çünkü yanınca vitamini kayboluyor. Çiğ olsun, çiğ köfte gibi. Evet, ben de çiğ severim. Çiğ. Yok, sizi güzelce pişireyim bile içiniz de pişsin. Osman, ne yapıyorsun oğlum? Nuri baba, kurtar bizi. Bu deli üzerimize benzin döktü, bizi yakmaya çalışıyor. Ay Osman abi, gözünü seveyim, Allah'ını seversen yapma ya. Ya baba, bu bir zarar verme Osman amca, lütfen. Ah, delirdin mi sen, ne yapıyorsun ya? Ay enişte, ne olur kurbanın olayım, yapma. Sakın yaklaşmayın. Bunlar cezalılar. Bunlar Dilek'i kaçırmaya çalıştılar. Osman! Çay! Hayırdır, ne olur burada? Hadi bas geri, bas. Atını geri bağla, hadi bas. Ya Osman'ın bu kızanları niye bağladın? Sayfa yenge, üzerimize benzin döktü, bizi yakacak. Ya Osman, sen deli misin oğlum? Bunlar senin en yakın arkadaşların. İnsan iyi arkadaşlarını, yakın arkadaşlarını hiç yakar mı be? Evet, yakar. Osman'ım bak, bu kızanlar ölürlerse mezara girerler, sen de hapse girersin. Bu kızçeler kocasız idare edebilirler ama ben kocasız idare edemem. Bak sen hapse girdiğine iki güne kalmaz, evlenirim, üzülürsün. Beni delirtme Samiye, vallahi billahi seni de yakarım. Bunların benzini kurumaya başladı. Ben en iyisi bunları yakmaya başlayacağım. Baba! İlk önce senden başlayacağım. Allah! Osman! Kaçın! Hayret bir şey ya! Hala kokuyor. Abu, yakıcı bende geldi. Kaçın. Bu susaklar hangi suratla bu durağa gelirler? Osman, sakin ol oğlum ya. Sakin olamam kardeşlik, sakin olamam. Bu susaklar arkadaş müsbetleri benim kızımı o kalas Çınar için kaçırmaya kalktılar. Ağam, vallah diyem, billah diyem, tillah diyem. Ben kaçırmayak dedim. Sinan ağam beni dinlemedi, her şeyi o planladı. He, Seyit abicim haklı. Bütün tezgahı Sinan abicim tezgahlamıştır. Onu döv, onu döv. Ulan Arif Yafar, Seyit hemen adamı satıyorsunuz. Adi herifle. Ben sizin... Müsaade et kardeşim. Şu susakları bir güzel döveyim. Ya Osman, saçmalama oğlum. Sen dün akşam bu çocukları yakmaya kalkmadın mı? Evet. Hala benzin kokuyorlar çocuklar ya. Peki niye gidip seni karakola şikayet etmediler acaba? Niye? Kabahatler de ondan. Hayır efendim. Şikayet etmediler çünkü seni çok sevdiklerinden. Biz burada neyiz? Biz burada bir aileyiz. Hepimizin hataları olabilir. Ama önemli olan etrafa belli etmeden bunu aramızda çözmemiz lazım. Çözmemiz lazım. Hadi bakayım, öpüşün barışın hadi. Hayır.
Ben bunları mı öpeceğim? Ben bunları öpeceğim eşeğim. Yüzünü öperim daha iyi. Biz de seninle barışmaya çok hevesliydik, çok meraklıydık. Bak hala konuşur, bak. Kusura bakma kardeş. Çok sinirliyim bak. Aman arkadaşlar, kurban olayım, dikkatli olun ya. Osman ağam pimi çekilmiş bomba gibi her an birimizin üstüne patlayabilir ha. Ya patlarsa yanar. Vallahi benim Osman ağanın o kaknem suratını çekmeye hiç niyetim yok. Ben çapkınlığa gidiyorum arkadaşlar. Bütün kızlar da seni bekliydi. Herhalde beni bekleyecek. Kim bekleyecek? İzninizle arkadaşlar. Kim seni bekleyecekler?